Değerli basın mensupları, değerli Cumhuriyet Halk Partileri, öncelikle sizlerden özür diliyorum. Arkamı dönük konuşacağım için. Kusura bakmayın. Yani beni çoğunuz tanıyorsunuzdur. İsim Fedai Güven. 89'da Çerkezköy'e geldik. 93'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladık. O gün bugündür çizgimizi değiştirmeden, dik duruşumuzla işte bugünlere geldik. Uzun yıllar ilçe başkan yardımcılıkları, yönetim kurulu üyelikleri, yaklaşık 4 sene ilçe başkanlığı, 2007'de milletvekili adaylığı yapmış bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Ciddi bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. 30 Mart partimiz için çok önemli bir dönüm noktası olacak. En son 89 yılında rahmetli Hikmet Uraş'la seçim aldık. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Çerkezköy'de dalgalandıramadık. Geçmişte büyük hatalar olmuştur, olmamıştır. Bunları sorgulamanın geriye dönük yorum yapmanın çok fazla gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi önümüze bakma zamanı. Yaklaşık Temmuz ayından beri bir süreç yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 tane aday adayı arkadaşımız medeni cesaret göstererek aday adaylarını açıkladılar. Ve ciddi bir çalışma sürecine girdiler. Hepsi layıkıyla çalıştı. İşte gelinen süreçte bir temayül yoklamasıyla anketle belirlenecek derken adayımız Çerkezköy'de döndü dolaştı sandığa geldi. Bu 7 tane aday adayı arkadaşımıza bir kere başarılı çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin de açıklamalarında ben de bulundum. Sonra ilerleyen süreçte sandığa 4 adayı arkadaşımızın girmesine genel merkezimiz karar verdi. Buna da saygı duymak gerekiyor. Ve yaklaşık 3 gün sonra da sandıkta 30 Mart 2014'te partimizi aday olarak Çerkezköy'de temsil edecek arkadaşımızı belirleyeceğiz. Yaklaşık 1900'e yakın üyemiz var. Ben de uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş bir arkadaşımız olarak ekibimle, arkadaşlarımla düşündük, taşındık ve sonuçta bir karar verdik. Burada arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben siyasette ahde ve vefaya inanmış bir arkadaşımızım. Yani ben 93'te başladım. 2008'de 25 Eylül'de ta ki görevden nasıl düşürüldüğüme kadar ki süreçte partime hizmet ettim. Hala da delege ve üye olarak hizmetimi sürdürüyorum. Biz çok uzun süreçten geçtik. 93'te başladık, 94'te kaybettik, 99'da kaybettik. Kulakları çınlasın, Adil abimle 6 yıl onun yönetiminde görev yaptım. Baraj altında kaldık, yine vazgeçmedik. Partimizi en iyi şekilde savunduk. 2005'te ilçe başkanı oldum. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Dolayısıyla çok önemli bir süreçteyiz. Şuna inanıyorum. VAP arkadaşım, sevgili başkanım, partimize uzun yıllardır hizmet eden bir kardeşimiz. 2003'te başlamıştır süreci. Hatta o dönemde ben ilçe başkanı adayıyken karşımdaki listede yer almıştır. Siyasette bunlar olağan şeyler. Biz kendi içimizde mücadele ederiz. Ondan sonra da kol kola girmeyi biliriz. Ama 2003'te siyasette görev almıştır. Şimdi de aday adayıdır. Geçtiğimiz dönemde milletvekili aday adayı olmuştur ki ben de aday adayıydım. Hasan Bey de aday adayıydı. Ki bugün 3 tane 2011 genel seçimlerinde aday adayı olan arkadaş el ele kol kola vermiş. Partimizi 30 Mart 2014'te iktidara taşımak için el birliğin ve kol kola vermiş durumdayız. Yani şunu söylüyorum. Ahde vefa çok önemli. Biz çizgimizi değiştirmedik. Vav kardeşimi de takip ediyorum.
2003'te başlamıştır siyasete. Uzun yıllarda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dik bir çizgide çizgisini değiştirmeden hizmet eden bir kardeş.